Web Tekno'dan hepinize selamlar dostlar. IFA Berlin'in ilk gününde Messe Berlin'deyim. Bu videoda Samsung'un misafiri olacağız. Samsung bu yıl şu an bu kısımda görebileceğiniz AI for All sloganıyla IFA'da çok büyük bir alanda boy gösteriyor. Biz de bu videoda Samsung'un yeni televizyonları hakkında konuşacağız. Samsung Electronics Türkiye Görüntü ve Ses Sistemleri Pazarlama Direktörü Sayın İbrahim Akdağ ile bir röportaj gerçekleştireceğiz. Ve Samsung'un özellikle yapay zekalı yeni işlemcileri, yeni 8K QLED televizyonları, 4K OLED televizyonları, Music Frame ismindeki hoparlörü ve Knox tarafında yani güvenlik tarafındaki yeniliklerini konuşacağız. İsterseniz daha fazla lafa tutmayayım sizi. İçeri geçelim ve direkt röportaja başlayalım. İbrahim Bey selamlar, nasılsınız? Selamlar Melihcan, iyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Öncelikle bizi burada misafir ettiğiniz için çok teşekkürler. IFA'nın bu yıl 100. yılı aslında evet. Çok çok güzel bir tesadüf bugün burada buluşmak bizim için. Samsung bu fuarda bu yıl, hatta şöyle izleyicilerimizi görmek için de daha geniş bir açıyla göstereyim. Kocaman bir alanı kapatmış ve burada hayal ürünlerini, Hero ürünlerini meraklılarıyla buluşturuyor. Bu fuarda Samsung tarafında bizi neler bekliyor? Hero ürünler ve high-end ürünler bakımından. IFA'nın 100. yılında burada beraber olmak gerçekten çok güzel. Bu seneki mottomuzda da göreceğimiz üzere AI for All, herkes için yapay zeka mottosuyla yola çıktığımız ve tüketicilere farklı kategorilerdeki ürünleri yapay zeka bağlantılı dünyayla deneyimletmeyi hedeflediğimiz bir IFA yaşıyoruz. Gerçekten çok renkli bir fuar ve Samsung standı. İlk günün coşkusu da var tabii ama oldukça kalabalık. Bu katılım bizleri de çok mutlu etti. Çok yoğun bir katılım var. Yapay zeka ile farklılaşmış ürünlerimizi tüketicilerin deneyimlemesi, beğenmesi bizleri de çok mutlu ediyor. Samsung'un açıkçası belki de bütün ürün envanteri bugün burada. Ama ben high-end yani hero ürün diyebileceğimiz televizyonlardan başlamak istiyorum sorularıma. Yeni 8K QLED televizyonlar ve yepyeni işlemciler var Samsung tarafında. Aynı zamanda kendi yapay zeka sistemleri olan işlemcilerden bahsediyoruz. İlk sorum onlar hakkında olsun. Yeni 8K televizyonlardaki yenilikler hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Evet Melihcan, herkes için yapay zekada olduğu gibi televizyonlarda da yapay zeka destekli bir izleme deneyimi sunuyoruz. Hadi beraber 8K televizyonlarımızın yanına gidelim ve orada detayları ben seninle paylaşayım. Tabii ki. Şimdi beraber Neo QLED 8K televizyonlarımızdaki yapay zekanın bize neler sunduğuna bakalım. NQ8 3. nesil işlemci 512'ye çıkmış nörol ağlar sayesinde yapay zeka öğrenmenin aslında günlük hayatımızdaki katkılarını bizlere yaşatıyor. Nasıl yapıyor bunları dersen? Öncelikle kaynağından bağımsız bir şekilde yayının çözünürlüğünü %90'a var oranlarda iyileştirerek 8K'ya yaklaştırıyor. Bunun dışında hareketli görüntülerde bilirsin, futbol maçı izlerken topun kaybolduğu sahneler olabilir. Hareket iyileştirme özelliği sayesinde de bunu tamamen ortadan kaldırıyor. Yapay zeka topun hareketini tanımlayarak olması gereken yerde topun atamasını yapıyor. Sadece bunlar da değil, görüntü noktasında derinliği arttıran, böylece izleme deneyimini bir üst noktaya taşıyan yapay zeka destekli iyileştirmeler de mevcut. Görüntünün dışında ses noktasında da çok ciddi farklılaşmalar var diyebiliriz. Active Voice Amplifier teknolojisi sayesinde tüketicilerin izlediği sahnelerde diyalogların ön plana çıkması gerekiyorsa arka plan sesleri bastırıp diyalogların daha net bir şekilde duyulmasını veya ortamda bir gürültü varsa, örnek veriyorum bir robot süpürge televizyonunuzun önünden geçiyorsa sesi otomatik olarak yükselterek yine izleme deneyimizi maksimum noktaya getirmeyi amaçlıyor. Bununla beraber ortamdaki akustiğe göre kendi equalizer ayarında yapabilen bir televizyon diyebiliriz. Bu işlemcinin sunduğu bir diğer özellik de AI Customization mod diyebiliriz. Bu mod sayesinde tüketicilerimiz enerji noktasında %20'ye varan tasarruf sağlarken kullanım alışkanlıklarına göre yine televizyon ışık ayarlarını, renk ayarlarını kendisi tüketicinin en çok tercih ettiği içeriklere göre uyarlayabiliyor. Hadi gel beraber şimdi OLED ürünlerimize bakalım. İbrahim Bey, 8K QLED televizyonlar dışında 4K QLED ve OLED tarafında ne gibi yenilikler var? Fuarda sadece dediğim gibi 8K değil, aynı zamanda OLED, Neo QLED serisi, Micro LED ve diğer birçok ürünümüzde yapay zeka desteğiyle farklılaşan ürünlerimize tüketicilerimize bir araya geldik. Peki OLED tarafında ne var? Nasıl farklılaşıyoruz? Biliyorsun özellikle gün ışığında televizyonu izlerken parlak aydınlık bir odada yansıma izleme deneyimini birazcık aşağıya çekebiliyor. Ama S95D serimizdeki Glare Free teknolojisi sayesinde izleme deneyimini en üst noktaya taşıyan, yansımayı en aşağı indiren bir televizyon deneyimini tüketicilerimize sunmayı amaçlıyoruz. Burada da aslında arka planda görebileceğiniz üzere yansımasız bir ekran ve yansımanın olduğu ekran arasındaki deneyim farkını net bir şekilde göstermeye çalışıyoruz. Hatta isterseniz ben direkt şurada zaten uygulama örneği var, onun üzerinden göstereyim. Evet dostlar, şu anda sol tarafta yansıma olan bir ekran, sağ tarafta ise yansıma engelleyici olan bir ekran görüyoruz. Aradaki farkı zaten direkt deneyimliyoruz burada. İbrahim Bey, isterseniz şimdi biraz Music Frame'den bahsedelim. Özellikle Soundbar tarafında ve Music Frame tarafında bilgi aktarmak istediğimiz noktalar evet, var. Evet, evet. Sadece bizim tabii ses sistemleri ya da Music Frame olarak düşünmeyelim. Soundbar pazarının tamamında mümkün olduğunca geniş bir ürün gamıyla tüketicilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Piyasadığımız aslında biraz daha görece sınırlı bir pazar Türkiye'de. Eş zamanlı olarak
olarak da pazarı büyütmeye çalışıyoruz. Kişiselleştirilebilir ürün kategorisinde müzik frame'i de Soundpro'a dahil ederek burada tüketicilerin kendi yaşam alışkanlıklarına göre The Frame televizyonumuzla ya da Serif televizyonumuzla eşleştirebileceği, dış panelini kendi tarzına göre değiştirebileceği bir müzik deneyimini müzik frame'le sunmaya çalışıyoruz. Hadi beraber yakından bakalım. Tabii ki. Kişiselleştirilebilir noktada aslında müzik frame size neler sağlayabilir? Art panel sayesinde. Dilediğiniz gibi ön taraftaki paneli değiştirebilir. Dilediğiniz bir panel ile bu alanda kendinizi farklılaştırabilirsiniz. Evinizdeki dekorasyonunuza uygun hale getirebilirsiniz. Biliyorsunuz frame televizyonlarımızda da aynı şekilde dış çerçeveyi evinin dekoruna göre değiştirebiliyorsun. Benzerini müzik frame'de de yapmak mümkün. Peki müzik frame'e yabancı olan izleyicilerimiz için, yani müzikle ilgili ama müzik frame ürününe dair hani daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen izleyicilerimiz için şöyle genel olarak bir müzik frame hakkında teknik özellikler anlamında çok fazla bilgilendirme yapabilir miyiz? Evet Melican, müzik frame aslında bizim tasarım odaklı, tasarımla farklılaştığımız ürünlerden bir tanesi diyebiliriz. Tüketicilerimiz hem dış çerçevesini frame televizyonlarımızda olduğu gibi hem de önündeki art paneli kendi ihtiyaçlarını, isteklerine göre değiştirebiliyorlar. Bunun yanında sadece tabii tasarım değil, Dolby Atmos özelliği sayesinde izleme ve dinleme deneyimini de en üst noktaya taşımayı amaçlıyoruz. Peki bunun dışında neler var? Music Frame Q-Symphony özelliğiyle beraber geliyor. Q-Symphony, Samsung televizyonla bir arada kullanıldığında televizyonun hoparlörü ve soundboard hoparlörünün bir ahenk içinde çalışmasını sağlayan mükemmel bir fayda. Sanki iki hoparlör, televizyonun ve Music Frame'in hoparlörü tek bir sistemmiş gibi çalışıyor. Bununla beraber aktif ses yükseltici tüketicilerin izleme ve dinleme deneyimlerini bir adım daha öteye taşıyor. Ortamdaki ses yukarıya doğru çıkmaya başladığında, aynı buradaki gürültülü ortamda diyebiliriz, Music Frame sizin deneyiminizi yukarı taşımak için sesini arttırıyor. Ortamdaki ses azaldığında Music Frame kendi sesini olması gereken seviyeye taşıyor. Teknik özelliklerden de bahsedelim birazcık. Music Frame aslında çok güçlü, 2 subwooferla desteklenmiş 120 wattlık ses çıkış gücünde bir ürün. Eminiz bütün tüketicilerimizin deneyimlediklerinde tatmin olacağı bir ses çıkış gücünü de sağlıyor. Sadece kişiselleştirilebilir tasarımlar değil, bu noktada partnerlerle de yaptığımız işbirlikleri Music Frame'le biraz daha global olarak farklılaşmayı da sağlıyor. Yakın zamanda biliyorsun vizyona girecek bir film, Big serisi filmde Music Frame'le olan anlaşma bu seriye özel bir Music Frame satın almayı tüketicilerimize de sağlayacak. Önümüzdeki dönemde bu üründe Türkiye pazarına sunmayı amaçlıyoruz. Yani bu yıl içerisinde ülkemizde de göreceğiz cihazı değil evet, mi? Evet, Music Frame, normal Music Frame aslında şu anda piyasada tüketicilerimizin beğenisine sunuldu. Big serisi Music Frame'de filmin vizyona girmesine paralel olarak Türkiye piyasasında da tüketicilerimizle buluşacak. Peki şimdi size biraz daha farklı bir soru sorsam. Fuarda aslında sizinle birlikte Samsung'un şu anda high-end Hero ürünlerine birlikte baktık. 8K, yeni QLED ve OLED televizyonlar, 4K yine aynı şekilde ve Music Frame'i birlikte göz gezdirdik. Peki şimdi, why Samsung, yani neden Samsung diye bir konseptiniz var. Evet. Neden Samsung konseptinde marka nasıl farklılaşıyor? Hangi konularda farklılaşıyor? Bunun hakkında bilgi almak istesem sizden. Evet, çok güzel bir soru aslında. Şöyle ifade edelim Melihcan. Biliyorsun biz Samsung olarak global pazarda 18 yıldır birinciyiz. Türkiye pazarında 9. yılımızda pazar liderliğimizi sürdürüyoruz ve bunun arkasındaki sır ne dersen aslında sadece bizim bahsettiğim premium ürünler 8K, Neo QLED 4K veya OLED kategorisinde değil. Aynı zamanda bütün ürün gamımızı kapsayan ve onların hepsine dokunan, Samsung'u farklılaştıran, arkada da göstermeye çalıştığımız noktalarla aslında bu liderliği perçinliyoruz. Neydi bunlar? Aslında az önce de konuşmuştuk 8K tarafında. Neo QLED 8K teknolojimizde tüketicilerin izleme ve dinleme deneyimlerini yukarıya taşıyan AI destekli chipsetimiz. Bununla beraber bu aralığında da çokça karşına çıkacak olan gördüğümüz üzere AI for all mottosunu da destekleyen SmartThings'le bağlantılı yaşamı tüketicilere sağladığı kolaylıklar. Bir diğer noktada sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik noktasında ise hem doğaya hem ürüne, topluma olan saygımızın da bir parçası olarak solar cell kumandalardan AI enerji mod sayesinde %20'ye varan enerji tasarrufuna, Relumina mod ile görme yetisinde zorlanan tüketicilerden aynı zamanda paketlemeye kadar uçtan uca farklılaşma sağlıyoruz. Bir diğer nokta farklılaştığımızda zengin içerik. Tizen işletim sistemimizin de desteğiyle bu noktada tüketicilerin televizyon deneyimlerini bir üst noktaya zengin içeriklerle ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunlarla da kalmadı aslında. Tasarım. Tasarıma baktığımızda sadece premium kategorideki ürünlerimiz değil. Aslında UHD kategorisindeki televizyonlarımızla yaklaşık 2.6 santime kadar incelen yapısıyla arka plandaki chipsetin ve bunun tasarımının ileri mühendislikte geldiği noktayı bizlere sunuyor. Premium kategorideki ürünlerimiz ise 1.3 santime kadar incelerek aslında 4-5 sene önceki modellerle kıyasladığımızda %50'den daha fazla incelmiş bir tasarıma ulaştı diyebiliriz. Tabii sadece bunlar da değil. Bir diğer farklılaştığımız nokta ise güvenlik. Artık biliyorsun günümüzde televizyonumuz bir telefonla, bilgisayardan daha farklı değil. Birçok kişisel verimiz, mail adresimiz, şifrelerimiz, kredi kartı bilgilerimizin de içinde bulunduğu bir cihaza döndü. Haliyle televizyonumuzun güvenliği de son derece önemli. NUC Security sayesinde özellikle 8K televizyonlarımızda dünyanın en güvenli televizyonu diyebileceğimiz bir sertifikasyona da sahibiz. Çünkü televizyonumuzun güvenliği
önemli. Aynı zamanda kişisel bilgilerimizin de güvenliği diyebiliriz. İbrahim Bey, bir sonraki sorum da Knox'la ilgiliydi ama o konuda da bilgilendirme yaptınız. Çok teşekkür ederim. İFA'nın 100. yılında bizi burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Güzel fuarda sizin ürünlerinizi de görmüş, tanımış olduk. Biz teşekkür ederiz. Beraber olmak, İFA'nın 100. yılında burada olup Samsung'un ürünlerini yapay zeka destekli farklılaştırma noktaları deneyimlemek gerçekten harikaydı. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet dostlar, röportajımızı şimdi sonlandırdık. Yapay zekalı televizyonlarla ilgili en yeni gelişmeleri konuştuk. 8K QLED'leri veya 4K OLED'leri. Bu konudaki en güncel teknolojileri ve yapay zeka tarafında özellikle görüntü deneyimini ve ses deneyimini iyileştirmek için yapılan son gelişmeleri dinledik İbrahim Bey'den. Umarım sizler için de fikir verici bir video olmuştur. Lütfen fikirlerinizden yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. İFA Berlin videolarımız devam edecek. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.